problemi anlatmaya çalışayım. Bir yol kavşağımız var burada. Yol kavşağımızdaki yoldaki araç yoğunluğuna göre trafik ışıklarının sürelerine müdahale edeceğiz. Araç yoğunluğu hangi yolda fazlaysa oranın yeşil ışık yanma süresini arttıracağız. İki tane zaman değerimiz var yollar için. Birinde yeşil uzun, diğerinde yeşil kısa şeklinde. Araç yoğunluğu fazla olan yere yeşilin uzun yandığı zamanlamayı vereceğiz. Yaptığımız temel işlem bu. Bunu yaparken de yollar üzerinde araçları sayan sensör varmış gibi düşüneceğiz. Bunu yapan sensörler var ama burada size gösteremem de bir örnek olarak da bir şey yapamam ama şurada yollardaki araç sayılarını sayan bir sensör olduğunu, her bir yol için olduğunu düşünün. Şimdi zamanlamaya gelelim. Elimizde kaç tane trafik ışığı grubu var? 2 tane trafik ışığı grubu var. Bu yol için birinci grup, bu yol için ikinci grup. Yani kırmızı 1, sarı 1, yeşil 1 veya kırmızı 2, sarı 2, yeşil 2. Bunlar da iki farklı zamanlamada yanacaklar. Tamam mı? Şimdi birincisinde kırmızı 1'e 10 saniye yaktım. Tamam mı? 10 saniye yakarken kırmızıda ne yapıyor? Araçlar duruyor mu? Duruyor. Kırmızıda araçlar dururken sarıyı görüyorlar. Kırmızı ile sarı sönüyor, yeşile dönüyor. Tamam mı? Son birinci saniyesinde kim girdi devreye? Sarı girdi. Sarı ile birlikte bir saniye daha yandı. Daha sonra kırmızı ve sarı söndü. Yeşil yandı. Yeşil ne kadar süreyle yandı? 10'dan 30'a 20 saniye yandı. Yani burada 10 saniye bir durma var. 20 saniyelik bir geçiş var. Tamam mı? Şimdi asıl benim trafik ışığımı baz aldığım nokta bu. Diğer trafik ışığını buna göre uyduracağım. Uydurmaktan kastım ne? Kırmızı ve yeşil geçiş sürelerine birer saniyelik opsiyonlar koyacağım trafik kazasını önlemek için. Mesela şuna bakalım, bu yeşil yandı mı? Birinci yolun yeşili yandı mı? Birinci yolun yeşili yanmadan önce diğer yolun kırmızısı en az bir saniye önce devreye girsin. Niye? Kırmızının son anlarında geçen araçlar oluyor. Eğer kırmızının son anlarında geçen araçlar varsa burayı sen tak diye kırmızı yapıp öbür tarafı yeşil yaparsak, tamam mı? Yeşilde erken fırlayan araçla öbür tarafta kırmızıda geçen veya kırmızının sonunda geçen araçlar birbirine kaza yapar. Aralarında opsiyon koymak zorundasınız. Ne yapmışız biz? Bu yeşil yanmış mı? Bu yol yeşil yandığında bir önceki yolun kırmızısı bundan bir saniye önce yanmış. Yani kırmızı buraya yanmış, kırmızı buraya yandıktan bir saniye sonra yeşili buraya yapmışız. Tamam? Şekil uzunluyor değil mi? Anlaşıldı mı? Şimdi yeşil yandı mı? Yeşil burada sönüyor mu? Yeşil burada sönüyor. Yeşil burada sönüyor ama bunun kırmızısını yeşilden bir saniye daha uzatmam lazım. Anlaşıldı mı? Bu yeşilin son anında burada blink blink yapıp sönüyor ya lamba. Bunun son anında geçmek isteyen araçlar olacaktır. Tamam mı? Ve bu yeşil söndü. Araçlar tamamen durdu. Bunun kırmızısını ondan bir saniye sonra bitirmem lazım. Aslında bura nerededir? Bura aslında 31. saniyedir. Öyle değil mi? Bura aslında 31. saniyedir. Yani onu şuraya alın. 31. saniye. Ne oldu? Birinci tarafın yeşili söndü. Buranın kırmızısını bir saniye daha tuttum. Bir saniye daha tuttuktan sonra ikinci yola yeşil vereceğim. Tamam mı? Ben 31'e niye uzatmadım burada? 30 benim için sistemin başa dönme zamanı. Yani şuradan sonra, 30'dan sonra sistem başa döndüğü için 30'da ben hani ne periyodik çalışmalarda? Periyodik çalışmalarda bir zaman öncesi sistem başa getiriyordu, öyle değil mi? Ben baktım 31'e falan uzattığımız zaman iş daha şey olacak, program çözümü daha uğraşmamızı gerektirecek. 30'da ben sistemin başa döndürdüm. Yani şunu faz aldım. Tamam mı? Bunu faz aldım. Birinci ışığı faz aldım. 30'dan sonra yeşil durdu. Söndü, düzeltiyorum. Yeşil söndü. Kırmızı hemen yeşile dönmesi. Yani bunun yeşili sönüp diğerinin yeşili yanmasın. Arada yine bir saniye opsiyon koyalım dedik. 31. saniye. 31. saniye eğer burada resetlenirse sistem 30'da başa dönerse o bir saniye nereye koymam lazım benim? Buraya koymam lazım. Kırmızının son saniyesinde kim giriyordu devreye? Sarı. Sarı devreye girdi mi? Girdi. Ondan sonra ne girdi devreye? Yeşil.
Peki yeşil ne zaman olacak bu yolun yeşili? Bu yolun yeşili, bu yolun yeşili ne zaman duracak? Kırmızıdan bir saniye önce. Öyle değil mi? Buranın kırmızısı 10'da mı duruyordu? İlk başta 10 mu seçmiştik? Tamam mı? Bura duracak, 9'da dursun. O ara varsa bir fırlamalar, araç fırlamaları, o bir saniyede absorbe edilsin. 9'dan sonra bunun 10'da kırmızısı dursun, yeşile yol açsın. Yani yeşil 1 ise kaçta devreye girdi? 10'da. Dikkat edecek olursanız yeşiller arasında birer saniye boşluk bıraktık. Araç trafiği doğru düzgün kesilsin diye. Anlaşıldı mı? Zamanlamanın bir tanesi bu. Bu kim uzun burada? Yeşil 1 uzun. Zamanlamada. Şimdi yeşil 1'i kısa yapacağımız bir zamanımız olsun. Anlaşıldı mı? Yani bu yol yoğunsa, birinci yol yoğunsa yeşil 1 uzun yansın. Eğer yoğunluk düşerse yeşil 1'i kısa yapalım. Yani yeşil 2 uzun yansın diğer zamanlamada. Zaman 2'ye bakalım. Bunun yeşilini kısa mı yapacaktık? 1'in yeşilini. 1'in yeşilini kısa yapmam demek, 1'in kırmızısını uzun yapmam demek. Birinciye 22 saniyelik şey verdim. Kırmızı verdim. Tamam mı? 21'de kim giriyor devreye? Sarı giriyor. 22'de bu devreden çıkıyor. Bunu yeşil yanıyor. 22'den 30'a kadar da yeşil yanmasını sürdürüyor. Zaman bu. Şimdi buna göre opsiyonları verip ikinci ışık zamanlarına bakalım. Bunun kırmızısı, ikincinin kırmızısı ne zaman girecek devreye? Birincinin yeşili söndükten bir saniye sonra. Birincinin önce. Yani birincinin yeşilinden bir saniye önce devreye girecek. Bu yolu kesecek. Ondan sonra bir saniye boşluk birincinin yeşili devreye girecek. Yeşil birden bu bir saniye önce devreye girebilmesi için bunun 21'de devreye girmesi lazım. 30'a kadar geldi. Tamam mı? Şimdi 30'dan sonra devam edecek mi? Ona bakmamız lazım. 30'dan sonra devam edip etmediğini bilebilmek için. Bu kırmızı mı? Kırmızı bu mu? Yeşil 2 devreye girecek mi? Yeşil 2 ne zaman devreye girecek? Birinci kırmızıdan bir saniye sonra. Birinci kırmızı nerede? Devreye giriyor 0'da. O zaman bunun ne zaman devreye girmesi lazım? 1'de. Birinci kırmızıdan bir saniye sonra yeşil bu tarafa yanması lazım. O zaman benim buradaki kırmızı 2 30'a geliyor ama 1'e kadar da yani 31'e kadar da aslında ne yapmam lazım? Uzatmam lazım. Son saniyesinde de kim devreye giriyor? Tekrar sarı devreye giriyor. Aralarda yaptığım tek şey küt sıralı geçirmeyi bir saniyelik opsiyonlar verdim. Tamam mı? Yukarıdaki zamanda yeşil 1 uzun, yeşil 2 kısa, aşağıdaki zamanda yeşil 1 kısa, yeşil 2 uzun. Yaptığımız zamanlama bu. Şimdi bunu iki türlü yapabilirsiniz. Veya iki türlü demeyeyim de ucunu açık bırakalım. Mesela çözümlerden bir tanesi. Her zaman için paralel kollar oluştururum. Bu birinci çözüm. Tamam mı? İkinci çözüm, şu anda bilmiyorsunuz ama sabretinler var, alt sayfalar var. Her bir zamanı PLC'nin ayrı sayfasına yazarım. O sayfayı çağırırım, o sayfada iş yaparım. Veya PLC'nin çalışma sırasında zamanlara müdahale ederim. Şöyle söyleyeyim, zaman dediğiniz şey sayısal bir değer mi? Az önce anlatmıştık, zamanı nerede tutuyorduk? Word hafızalarında tutuyorduk. Eğer ben Word hafızalarına müdahale edersem, sistemin işlemesi sırasında ben bu değeri değiştirmiş olurum. Şimdi, onunla ilgili basit şuraya bir örnek çözeceğim. Ondan sonra işlemi yapmaya başlayacağız. Şimdi bir tane T30 ile ilgili bir zaman öncesi alın elinize. Buraya şartım olsun. T37. Ben buraya ne yazıyordum? 10, 20, 30, 50 gibi bir şey yazıyordum, öyle değil mi? Bir sayısal değer yazıyordum. Ama bu T37 nerede tutuyordu kendini hafızalarını? Word olarak tutuyordu. Öyle değil mi? Şimdi ben buraya sayısal değer yazmayayım. Şöyle desem ki Merkel Word 10 desem. Yani sen bu sayma değerini Merkel Word 10'un hafıza alanındaki değer olarak al. Ne varsa
Merkel Word'un içerisinde. Anlaşıldı mı? Yani ben buna sabit bir sayı yazmadım. Merkel Word onun içinde o an ne varsa onu alıyorum. Aşağıya giriyorum. Şart 2, şart 1. Yani bunlar şarttan kastım ne? Kontak. Çalışmasını istediğim bir durum. Yani Move Word dedim. Tamam mı? Dedim ki 50'yi Merkel Word 10'a atan veya indir. Şart 3 dedim. Yine Move Word 200'ü Merkel Word 10'a atar dedim. Tamam mı? Bunlara da bir kontağı koyalım. Ondan anlatacağım birazdan. Şimdi buradaki olay ne? Buradaki olay şu. Şöyle bir T37 kontağı koyalım. T37. Bu da gelsin. Q0.0 gibi bir çıkış çalıştırsın. Olay ne? Zaman önemi çalış dedim. Tamam mı? Zaman önem kontağını kapayacak şuradaki kontağını. Ne zaman kapayacak? Şuradaki zaman sonunda kapayacak. Oradaki zaman ne? Oradaki zamanda git Merkel Word 10 gibi bir yerden al demişim. Peki Merkel Word 10 ne? Ben Merkel Word 10'u şu saat sağlanırsa kaç atalım Merkel Word'un içerisine? 50. Eğer ben bunu kapatırsam Merkel Word 50 oldu mu? Şu 10. 50 oldu mu? Peki bu 50 nereye geldi? Buraya geldi. Peki, şart 3 sağlandı. Merkel Word 10 kaç oldu? 200. 200'ü nereye aldım? Zaman öncesinde değer olarak aldım. Problem içerisinde interaktif olarak değiştirebilir mi şey zamanı? Çünkü sonuç itibariyle buraya yazdığınız 10, 20, 50 neyse bu bir sayısal değer. Ve ben bu sayısal değeri hangi hafıza alanında tuttuğumu biliyorsam ki Word'dür zaman öğelerinde bu Word'e ben istediğim şekilde dışarıdan müdahale edebilirim. Anlaşıldı mı? Mesela size şöyle bir soru sorayım. İşte odaya girdik veya bir ambara girdik, orada bir tane buton var. Butona bir kere bastığınızda ambarın lambaları 10 dakika yanacak. Butona iki kere bastığınızda ambarın lambaları 20 dakika yanacak. Butona üç kere bastığınızda ambarın lambaları 30 dakika yanacak. Bu yapılabilir mi? Aklınıza gelen değer şudur. Bir yandığında T37'yi çalıştır, iki yandığında T39'u 38'i 3 bastığında T. Bakın işi uzattık. Bunu yapacağımıza. Şöyle bir şey yaparım. Bir bastığımda şu değeri 100 alırım. İki bastığımda o değeri 200 alırım. Üç bastığımda o değeri 300 alırım. Anlatabildim mi? Zaman öresinin zamanına müdahale ettik. Dikkat edecek olursanız. Ve bu arada aklımıza geldiği için size bir soru çıktı. Sorumuz şu, bu problemden sonra yapana 100. Yapana sınavlardan biri 100. Tabi bunu bana simülatörlerde göstereceksiniz. Diğer arkadaşlarınız işlerine devam ediyor. Bir buton var, bir kere bastık. Çıkışım. 2 saniye yansın, çok uzatmayalım kıyası da. Veya çok hızlı ama hızlı basamayız. Düzeltiyorum. Soru net olarak şu. Bir input'a bir kere bastığınızda 10 saniye yandı. 2 kere bastığınızda 20 saniye yandı. 3 kere bastığınızda 30 saniye yandı. Veya şöyle 3 ve üstü bastığınızda 30 saniye yandı. Bu mantıkla yapacaksınız. Tamam mı? Başka yolda yapacak. 4. bastığında 3 ve üstünde 30 saniye yandı. 3 ve üstü bastığınızda 30 saniye. Durmayı soruyor. Ne zaman duracak? Kendi 30 saniye sonra duracak. Tamam. Bakın dikkat ederseniz ben niye müdahale ettim? Zaman öresinin değerlerine müdahale ettim. Aynı şekilde sayma değerlerine de müdahale edebilirsiniz. Yani bu mantıkla CTU, CTD neyse sayma değerlerine de müdahale edebilirsiniz. Anlaşıldı? Şimdi bunu siliyorum. Problemi ufak ufak başlayalım. Zaman diyagramı üstünden zamanları çıkardım. Kahve ne zaman yanıyor? 0.10 ve 0.22 arasında. Bakın buraya. Ne zaman yanıyor kahve? Zamanın 1 ile 0.10 arasında yanıyor.
Zamanın diliminde 0-22 arasında iniyor. Gördük mü? Kabrin yanması birinci zamanda 0-10, ikinci zamanda 0-22. Sarı bir 9-10, birinci zamanda, öyle değil mi? İkinci zamanda 21-22. Şu. Yeşil bir'e bakıyorum. 10-30, 10-30 arasında veya 22-30 arasında. Yine kırmızıya bakıyorum, birinci zamanda şurası, ikinci zamanda bu. Anlaşıldı mı? Yine sarıya bakıyorum, sarı her ikisinde de 0-1. Ve yeşile bakıyorum, 1-9 veya 1-21 arasında. Eğer ben burada T-30'u gibi zaman öresi kullanırsam bunlar nedir aslında? 100, 220, 100, 300, 220, 300, 10, 90, 10, 210, 300, 10, 10, 10, 90, 10, 210. Niye T37'nin çarpan katsayısı kaçtı? 100 milisaniyeydi. 100 milisaniyede 10 saniye elde edebilmem için oraya 100 yazmam gerekiyordu. Kısa bir hatırlatma yaptım. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi şuraya çok iyi dikkat edin. 0-100 aralığında 0-220 aralığında çalışmış. İki farklı zamanda çalışmış. Öyle değil mi? Bunu ben aslında bir değişkenle yapmam lazım. Tamam mı? Yani eğer ben kabire sıfırla Merkel 4 100-220'de yaşayan hangisi? 10 dersen, bakın kabire ne zaman aralığında çalışmış? Zaman 1'de 0-100'de çalışmış. Zaman 2'de 0-220'de çalışmış. Öyle değil mi? Şimdi ben bunun zamanını bir değişkene atıyorum. Bir hafızalarına atıyorum. Tamam mı? Neye atadım? Dedim ki sen K1 aslında 0 ile Merkel 4 10 zaman arasında çalıştı. Ne yapacağız Merkel 4 10'u? Merkel 4 10'u birinci zamanda 100 yapacağım. İkinci zamanda ne yapacağım Merkel 4 10'u? 220 yapacağım. Anlaşıldı mı herkes? Burayı anladı mı? Bakın K1 iki farklı zamanda çalışmış. Birinci zamanda 0-100 aralığında, ikinci zamanda 0-220 aralığında çalışmış. Tamam mı? Bunu ne yapabilirsiniz? İki paralel kol koyabilirsiniz. Karşılaştırma kontağıyla yaptığımda iki paralel kol koyabilirsin. Hayır, ben paralel kol koymayacağım. Direkt sayısal değerlere müdahale edeceğim. O zaman ben Merkel şeyi düzeltiyorum. K1'e 0'la Merkel 10 sayısı arasında çalıştın veya çalış dersem zaman 1'de götürür, 100'ü buna atarım. Öyle değil mi? Zaman 2 çalışmaya geçtiğinde gider 220'yi buna atarım. Yani program içerisinde ben buna müdahale ederim. Şimdi bu aklınızda bir dursun. 100'le 220'yi ben nereye veriyorum? Merkel 4 10'a veriyor muyum? Tamam mı? Bak buraya. Merkel 4 10'a atamam demek ne demek? Merkel 4 10'u yeri gelecek 100 yapacağım, yeri gelecek 220 yapacağım. Tamam mı? Nerede var 100-220? Sarı 1'de var mı? Sarı 1'de de 9'da 100 veya 21'le ne oldu artık? 210 oldu. Bu ne oldu? 90 oldu. 90'la 100 veya 210'la 220 aralığında çalıştırıyorum. Şuradaki sayısal değerleri ben nerede tutmuştum? Merkel 4 10'da tutmuştum. Tamam mı? Şimdi burada ne var? 90'la 120 mi var? O zaman bunları da başka bir hafız alanına atacağım. Bunları da burak Merkel 4 10'daydı. Burayı da Merkel 4 12 aralığına atacağım. Hafızalarını atacağım. Bu sefer ne oldu çalışması? S1'in çalışması Merkel 4 12 ile Merkel 4 10 arasında oluyor.
Zaman 1'de buna 90'a 100 atacağım. Zaman 2'de buna 210'a 220 atacağım. Biraz daha sabredin. Program çözülme sırasında bu biraz daha oturacak kafanızda. İniyorum aşağıya. Şunları yan yana yapayım da daha net anlayın. Şu aslında ne? Kaç doğru? 90'a neydi? 32 mi? 90'a 300'dü. Şurada bunlar aynı zamanda olduğu için 210'a 300. Kırmızı 2 mi o? 210'a. Yeşil 1'in çalışma zamanına bakın. Yeşil 1'in çalışma zamanı nerede başlıyor? 100-300'de bir çalışıyor. 220-300'de bir çalışıyor. 300 benim için önemli değil. Niye 300 benim için önemli? 300 neydi benim burada? Sistemin başa dönme zamanıydı. Buna 300'e çok fazla bakmıyorum ben. Niye? 300 zaten sistemin başa dönme şartıydı. Peki bunun başlangıçları nereden başlamış? 100 ve 220'ler. 100 ve 220 hangi hafıza alanındaydı? Merkel Work 10 hafıza alanındaydı. Tamam mı? Devam ediyorum. Çok fazla detaya girmeyeceğim, soru sırasında göreceksiniz. Devam ettim. Kırmızı 2'nin yanma süresi ne? Birinci ve ikinci zamanda bir kere her halükarda 0 ile 10 arasında yanıyor mu bu? Birde de ikide de 0 ile 10 sabit mi? Bak bu birinci zaman, bu ikinci zaman. Birinci zamanda 0 ile 10 sabit mi? 1 ve 2'de de aynı mı? O zaman bunu bir değişken atamama gerek yok. Direkt 0 ile 10 yazabilirim ben buraya. Çünkü 1'de de 2'de de aynısı var. Neyi değişken atıyorum? 1'de çalışma zamanı ile 2'de çalışma zamanı değişirse ben bunu değişken atıyorum. Neden? 1'de çalışma zamanı bir değişken atıyorum ve birinci çalışmada o değişkenin içine istediğim değeri yazıyorum. İkinci çalışma zamanına geldiğimde eğer değişmişse bu zamanlama onun içerisine tekrar o değişkenin içerisine veya o değerin o hafızaların içerisine tekrar istediğim bir şey atıyorum. O zaman bunun öyle bir durum yok. Devam ediyorum. İkincisinde 90 ile 210 arasında çalışmış mı? O zaman bu değer ne? Merkel, Word 12. 300, 300'e tekrar bakmıyorum. 300 başa dönme zamanıydı. Anlaşıldı mı? Şimdi geliyorum aşağıya. Sarı birinci ve ikinci zamanları 0-10 aralığında çalışmış. Zamanda değişme var mı? Yok. Zamanda değişme yoksa ben direkt buna 0-10 yazabilir miyim? 0-10 yazdığında her iki zamanda da bu normal çalışmasını sürdürecek. Devam ediyorum. 90-210. Yeşil 2'ye bakıyorum. Birincisinde 10'da çalışmış, ikincisinde de 10'da çalışmış. O zaman birinci çalışma zamanını 10 yazabilir miyim ben buna? Yazarım çünkü değişmiyor. Tekrar söylüyorum. Değişen zamanları ben şeyden alıyorum, hafıza alanlarından. Peki ikinci çalışması ne zaman olmuş bunun? 90-210. 90-210'u hangi hafıza alanında tutuyorum ben? Merkel, Word, 12. Şu 12. Tamam mı? 12. Bak ne yapmışım? Merkel, Word, 10'a. Şimdi herkes buraya iyi baksın. Merkel, Word, 10'a atalım mı? Şu zaman 1. Bu da zaman 2. Mesela Merkel, Word, 10'u burada kullandım mı? K1'i sıfırdan başlatmışım. 0'ın ikisinde de var. Tamam mı? 0'ın ikisinde de var. Ama birinci zamanda Merkel 4 10'da bitirmişim. Merkel 4 10'un içerisine ne atamışım ben? 100. O zaman birinci zamanda 100'ü alacak. Peki ikinci zamanda ben buna kaç atacağım? 220. Mesela Merkel 4 12'yi nerede kullanmışım? Burada. Merkel 4 12'yi nerede kullanmışım? Burada. Merkel Word 12, 90, 120. Zamanın birinde 90. Evet, zamanın birinde 90. Zamanın ikincisinde 210 var. Şimdi, yapacağım şey ne? Yapacağım şey, yazılım sırasında Merkel Word 10'un ve Merkel Word 12'nin içerisinde iki farklı değeri atamak. Tamam, şimdi. Problem iki kısımdan yapacağız. Birincisi şu zamanları bir önce yerleştirelim. Tamam mı? Kafanızda da soru işaretleri kalksın. Şu zamanlama değerlerini önce bir şeye, probleme yerleştirelim.
Şöyle temiz mi? Temiz. Şu bir şeyle sileyim. Şu şartlarımızı bir yazalım. Kahve çalışacak mı? Tamam mı? Kahve ne zaman çalışacak? Çıkışı. Burada benim bir şartım olması lazım. Öyle değil mi? Bakıyorum. Kahvenin çalışma şartı ne? Sıfırla 100 ve sıfırla 220 arasında çalışacak. Bu ne demek? Zamanı neyle saydırıyorum? Zamanı T37 ile saydırıyorum. Tamam mı? T37'nin küçük eşi integer, yani neyden küçük olacak? Bir parça buraya yap. Bir parça. Birinci zamanda 10'dan küçük olacak. İkinci zamanda 22'den küçük olacak. Yani 100 ile 220'den küçük olacak. Tekrar dön buraya. Yani 100'den küçük olduğu ve 220'den küçük olduğu yerlerde çalış. İyi de 100 ile 220 aynı zamanda gelmeyecek buna. 100 zaman 1'de gelecek, 220 zaman 2'de gelecek. Hani ne yaptım? Bakın biraz daha net anlaşılması için. Dedim ki 100 ile 220'den küçük olduğu zamanlarda çalış yerine merkez word 10'da çalış dedim. Ne yapıyorum ben problemde? Problemde yaptığım şey şu. Zaman 1 ise merkez word 10'un içerisinde 100'ü atıyorum. Zaman 2 ise merkez word 10'un içerisinde 220 atıyorum. Şimdi siz burada karşılaştırma kontağına ya 100 yazmak zorundasınız veya 220 yazmak zorundasınız. İkisini aynı anda yazamazsınız. Birinden birini yazacaksınız. Hangisini yazacağız? 100 de diyemezsiniz buna, 220 de diyemezsiniz. Niye? Çünkü 100 de olabilir, 220 de olabilir. O zaman ne yapıyorum ben? Zaman üresini neyle karşılaştırıyorduk biz? Word sayıyla. Word değil miydi T37'nin içerisindeki değer? Buraya bir word değer yazacağım. Ha, bu word değeri eğer zaman 1 ise 100 yazacağım. Zaman 2 ise o word değeri ne yazacağım? 220 yazacağım. Anlaşıldı mı? Şimdi şöyle bir durum var. T37'nin küçük olduğu neydi bu da? Tekrar yazayım. T37 küçük merkel word 10. Burada bu buraya atılıyordu, bu buraya atılıyordu. Ne kaldı? T37 küçük merkel word 10. Hani bu küçük büyüğü nasıl yazıyoruz derseniz. Bunu bu tarafa alıyorsunuz, bunu bu tarafa alıyorsunuz. Saatin tersi mi oluyor bu? Saatin tersi yerine attığınız zaman T37 ne oldu? Küçük merkel word 10. Şimdi T37 küçük 10 veya T37 küçük 220 demek ne demek? Sıfır buna uyuyor mu? Uyuyor. O zaman ben PLC'me run dediğimde zaman sıfırken bu şart sağlanacak mı? Sağlanacak. Ama belki sistemi o zaman çalıştırmaya başlamadım. Sistemi çalıştırdı demedim. Yani sisteme start vermememe rağmen zaman şartı sağlandığından buraya ben bir tane daha X gibi bir kontak koyacağım birazdan. Niye? PLC run dediğim anda bakın run dedim ama başlatma butonuma basmadım. Tekrar söylüyorum. PLC run dedim ama başlatma butonuma basmadım. PLC run olur olmaz bu şart sağlanıyor mu? T37 ne zaman çalışmaya başlayacak? Run yapınca. Şey düzeltiyorum. Start butonuna basınca. T37 start butonuna basınca saymaya başlayacak. Ama kahve run yapınca çalışacak. Ama kahve run yapınca çalışacak. Bunu engellemek için buraya X gibi daha sonra bir şey koyacağım. Aklımda kalsın bu. Devam edelim. Niye çalıştıracağım şimdi? Sarı 1 de çalışacak. Bakıyorum sarı 1 nerede çalışacak? 90'dan büyük yüzler küçük. Tamam mı? T37 büyük eşit integer 90 T37 küçük eşit integer 100. İyi de 90-100 bir çalışacak. 210-220 diğer zamanda çalışacak. Hangisini yazacağım? 12. Yazamam. Yani iki değeri birden yazamam. O zaman ne oldu? Bunu da bir değişkene atadım. Bunu da bir değişkene atadım. Neye atamıştım 100-220'yi? Merkel word 10'a 90 şeyde 210'u da merkel word 12.
Ne oldu? Birinci zaman çalışırken Merkel Work 12'ye 90 atadım, Merkel Work 10'a 100 atadım. İkinci çalışmada Merkel Work 12'ye 210 atadım, Merkel Work 10'a 220 atadım. Tamam mı? Sayıya müdahale ettim. Anladık. Devam ediyoruz. Yeşil bir hangi aralıkta çalışıyor? 100'den veya 220'den büyük. T37 büyük yeşil integer 100 veya 220. Küçük 300 demiyorum. Niye? 300 zaten benim reset noktam. Tamam mı? Zaten PLC sayma değeri 300'ü gördüğünde, PLC reset attığında otomatikman sayı sıfırlanacak. Sayı sıfırlanınca da artık bu şart sağlanmayacağından dolayı Y çalışmayacak. Bakın tekrar ediyorum burayı. Çalışma şartlarına bakın Y1'i. 100, 300 veya 220, 300 arası. 300 benim ne noktam? Reset noktam. Tamam mı? Yani şöyle bir şey yazabilirsiniz buraya. T37'nin 100'den büyük, 300'den küçük olduğu nokta. 300'ü yazmıyorum. Niye? T37'nin 100'den büyük olduğu yer yazdığım zaman ne olacak? 100'le birlikte girdi mi devreye? 300'e geldi mi? 300'e sistem reset attı mı? Reset atınca zaman aracı 0'a düştü mü? 0'a düşünce T37 0, 100'den büyük mü değil? Şart sağlandı mı? Sağlanmadı. Burak kontağını açtı mı? Açtı. Durdurdu mu? Durdurdu. Yani son şartı yazmıyor. 300 şartını. Niye? Zaten 300'de sayı sıfırlanıyor. Bir de buraya 100 mü yazayım, 220 mi yazacağım? Buraya da tekrar Merkel Work 10'u yazıyorum. Tamam mı? Birazdan o Merkel Work 10'u değiştireceğiz. Yeşil 1'de çalıştırdık mı? Çalıştırdık. Şimdi gelelim kırmızıya. Kırmızı 2. K2'nin çalışma şartlarına bakalım. Bakın K2'nin çalışma şartlarını. Bir kere K2 sıfırla 10 arasında çalışacak mı? Evet. Ondan sonra 9300 veya 210-300 aralarında çalışacak. Şimdi K2 T37'nin 10'dan küçük olduğu yerlerde çalışıyor mu? Yani T37 küçük eşit integer 10. Bu neyi sağlıyor bana? Ondan küçük olduğu yerlerde çalışıyor. Da. Yine aynı sorun. Run yaptık. T37 0. Ama T37 0 iken ben daha start'a basmadım. Ben start'a basıp sistemi çalıştırmama rağmen şart sağlanıyor. Şart sağlandığı için K2 devreye giriyor. O zaman yine buraya. X gibi bir portak koyacağız. Tamam. İyi de şimdi T37'nin 10'dan küçük ol. Onu değiştireyim mi? Bak şimdi. Bak buraya. Bunda da 10, bunda da 10. Anlaşıldı mı? Yani ikisi de 10'sa bunu bir değişken atamanın mantığı var mı? Yok. Yok, ikisi de 10. O zaman tek başına ben oraya 10 yazsam yeterli. Bozmuyor ki ama yine ne şartım var? 90. Bir de ne şartım var? 90 ve 210'dan büyük olma şartı. Bunu serin bağlayacağım, paralel bağlayacağım bu kontağı. Paralel bağlayacağım. Niye? Küçük olduğunda da çalışsın. Büyük olduğunda da çalışsın. Yani onda da çalışacak, onda da çalışacak. V koyarsanız hem küçük hem büyük sorular beraber. O da hiçbir zaman olmaz. Anlaşıldı mı? Geldi buraya. T37'nin büyük integer, büyük eşit integer. Nereden büyük olduğu yerlerde? 90 ve 210. Neyi bu? Kırmızı 2 mi? Evet. 90 ve 210'dan büyük olduğu yerlerde. Hem 90'dan hem de 210'dan büyük olacak. Nereye attım paralel kontağı? X'in bu tarafına atmamda bir sıkıntı yok. Çünkü T37 sıfırken bu şart sağlanmıyor. Ta 90'ı görmesi lazım. Anlaşıldı mı? Ta 90'ı görecek, bir şart sağlanacak. Peki 90 mı yazacağım buraya, 210 mu yazacağım? Merkel. Onu yine 90 ile 210'u Merkel Work 12 atmıştır. Merkel Work 12'den. E hocam 300 şartı var bir de. 300'e kadar gidecek. 300 benim için bir şart değil çünkü otomatikman 300'de resetlendiğinde duracak. Hatta 300'de resetlendiğinde şu şart sağlanacak. Tekrar yap çalışmasını devam edecek. Tamam mı? Kırmızı 2. Ondan sonra ne yapalım? Sarı mı? Evet. Sarı 2'yi çalıştıralım.
Bakın çocuklar, dikkat ederseniz. Şimdi problem çözmeye dikkat edecek olursanız, götürüyorum direkt Lambert diye sarı 2'yi çalıştırıyorum. Öyle değil mi? Düşünürüz şartı. Ben çalıştırma niyetine gireyim şunu. Tamam mı? Ya bu mu gelecekti, bu mu gelecekti? Şimdi başlıyorsunuz siz problemi çözerken. Ya bu niye bağlıydı? Oraya mı koyduk? Bunu mu koyduk? Kontak bu mu geldi? Açık mı gelsin? Onu düşünmeyin. Bir götürün çalıştırın. Niyetine bir girin çalıştırma niyetine. Ben bunu çalıştırdım arkadaş. Ha, şimdi bakalım şartı neydi? Şart sarı 2 mi? Evet. Sarı 2 her ikisinde de 0-10 aralığında çalışıyor. İkisinde de 10 olduğuna göre bunu bir değişkene atamaya gerek yok. Sadece ikisinde de 0-10 aralığında çalışsa sarı 2 benim için yeterli. O zaman ne oldu? T37 küçük eşit integer 10. Daha aynı soru. PLC run yaptık. 10'dan küçük 0. T37 0 10'dan küçük tak diye çalıştı ama benden start run dedim. O zaman buraya bir x kontağı daha koydum. İlk başta devreye girmesini engellemeye. Ne kaldı? Y2. Getirin başık diye Y2'yi çalıştırın. Ondan sonra bir de şartlarına bakalım. Y2'nin çalışma şartları neymiş? Y2'nin çalışma şartlarına bakın. Y2 10.90 ve 10.210 aralığında. Yani T37 büyük eşit integer 10 ve T37 küçük eşit integer 10'la 90, 10'la 220 aralığında. İkisi de 10. Herhangi bir değişken atamama gerek var mı? Hocam. Yok. İkisi de 10 olduğu için değişken atamıyorsam buna bir tek 10 devam yeterli hocam. Da. Öbürü 90 da olabiliyor, 210 da olabiliyor. 90 ile 210'a ne vermiştik biz? 220 yazdık. 12. 200. Şart ne? 200 artıyor. 210 ya, özür. Merkel 4 kaç bu? 12. Merkel 4, 12. Şimdi ne yaptım? Yaptığım şey şu. Dedim ki iki farklı zaman var. Karşılaştırma kontağını iki farklı zaman için yazmayayım. Değişen zamanları bir değişkene atayım. Veya değişen zamanları bir hafıza alanına atayım. Ve problem çözme sırasında, bakın çocuklar, problem çözme sırasında Merkel'in onu 100'e atarsam üstteki şart sağlanacak. Merkel'in ona 220'yi atarsam aşağıdaki şart sağlanacak. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam mı? Sabitlerim var. Bunlar zaten sabit. İki zamanda da değişiklik yok. Ha, değişkenlerim var. Mesela Merkel World 10 100 de olabiliyor, 220 de olabiliyor. Merkel World 12 90 da olabiliyor, 210 da olabiliyor. Bunları da zaman 1'i seçtiysem götüreceğim. 90'a atacağım, 100'e atacağım. Zaman 2'yi seçtiysem götüreceğim bunu. 210 atacağım, 220 atacağım. Şimdi, iyi de ne zaman ne? Zaman 1 ne zaman? Zaman 2 ne zaman? Problemi sileceğim şu aradaki kalabalıkları kaldırmak için, tamam mı? Sildikten sonra buraya sıkıştıracağım. Ondan sonra buraya çözüme devam edeceğim. Tamam mı?